Şimdi Ankara'ya bir dönelim, biraz da nefes almış olalım. Sevgili Deniz, sen şimdi Ankara'dan bu konunun yansımalarını bir söyle, bir anlat, Hızlıca ama hızlı hızlı gidelim çünkü çok konuşulacak mevzu var. Bir de bir de bugün Kılıçdaroğlu'nun Adalet Bakanlığı'na yürüyüşüyle ilgili sende detaylar olduğunu biliyorum. Onları da paylaşır mısın bizimle? Gürkan Acır, tabii bu tarikatlar cemaatler meselesi. Türkiye'de çok uzun yıllar bir tartışma konusu. Kısaca ben de düşüncelerimi belirteyim bu konuyla ilgili. Biliyorsun tekke ve zaviye ve türbelerin kapatılması konusu 1925 yılında çıkarılan kanunla sağlanmıştı. Akabinde cemaat, tarikat gibi yapılar şu anda dernek vakıf statüsünde faaliyet gösteriyorlar. Tabi %99'u Müslüman olan bir ülkede işte cemaatler, tarikatlar kapatılsın keskinliğinde cümleler kurmak... Yani çok belki de e, bu, bu yani hani, olası bir durum değil. Yani hani işte niye? kapatasın, bugün kapatalım ve sorun ortadan kalksın gibi bir durum. Çok açıkçası Şaban ben Sevinç söz konusu olacağım. niye diyor Deniz? Niye niye, niye, değil, deniz, ancak. niye değil Deniz? Şöyle Şaban Sevinç, isterseniz ben konuşmamı tamamlayayım ondan sonra belki e, onun içinde o cümleleri içerisinde bulursunuz e, tamam. yanıtını Peki, Şaban abi. E, değilse tekrar e, sorarsınız devam edeyim. Şimdi şöyle bence tarikatlar ve cemaatler konusunda şu anda iki sorun alanı var. Birincisi, tarikatların özellikle mali kaynaklarının incelenmemesi, yani bazı tarikat ve cemaatlerin holdingleşmesi. Bir diğeri de, kamu görevlileri olarak tarikat cemaat mensubu ya da tarikat cemaatte üst düzey görevli olan kişilerin kamuda yer almaları. Şimdi bu iki konunun ilkinden başlayalım. Şu anda bazı cemaat ve tarikatlar özellikle gelir kaynakları o kadar yüksek durumdaki durumda ki bir ticarethaneye bir holdinge dönüşmüş durumda. Tabii, burada, Burada dini bütün... Evet yani burada dini bütün insanların safça dinini yaşamaya çalışan insanların bu, bu iki başlık dışında bir tarikat ya da cemaate üye olabilirler. Yani bu tarikatlar ya da cemaatler sadece bizim dinimizde değil birçok dinde de var. Buradaki ana problem ilki buraların artık bir hani e, buralı bazı tarikat ve cemaatlerin özellikle holding yapısı içerisinde böyle sanki bir ik kaynağı oluşturmaları. yani insanlar e, açıkçası hani daha bu hani dini bütün saf temiz insanların yerine e, kendilerine ticaret için bir alan açmak isteyen e, burada kendilerine kariyer planı yapmak isteyen insanların yöneldiği bir hal aldı yani bazılarının bu tutumu daha doğrusu bu organizasyon şeması aslında dinimizi de oksitliyor. Gelelim ikinci kısma yani kamu görevlileriyle cemaat tarikat ilişkilerine. Şimdi buradaki de nasıl bir düzenleme yapılması gerekir onu ben bilemem. Ama kabaca şöyle bir örnekte bulunabilir. Tabi bunun en acısını biz 15 Temmuz hain darbe girişiminde gördük. Yani kamu görevlisi ya da askeriyenin içine sızmış bir cemaat mensubu, bir terör örgütü mensubu insanların o talimat geldiğinde nasıl devletine değil de bir tarikatı dinlediğini, bir terör örgütünü, FETÖ'yü dinlediğini gördük ve bunun acı sonuçlarıyla hepimiz yüzleştik. Dolayısıyla tarikat, cemaat ve kamu ilişkisinin de düzenlenmesi gerekiyor bence. Çünkü şöyle Şaban Sevinç, özellikle şimdi ismini veremeyeceğim önemli bir devlet görevlisiyle 15 Temmuz'un hemen ardından görüşmemizde bana şöyle bir bilgi aktarmıştı. Şimdi FETÖ terör örgütü yani şimdi buraya bir tarikat bir cemaat bugün diyebilir miyiz bir terör örgütüne dönüşmüş daha önceden tarikat ve cemaat olarak alınan bu yapı ortadan kalktıktan sonra deşifre olduktan sonra 15 Temmuz yaşandıktan sonra 2018 yılında yaptığım bir görüşmede altını çizerek söyleyeyim Anadolu'da ve özellikle Taşra bölgelerde tarikat ve cemaat sayısında bir artış olduğunu söylenmişti. Yani Türkiye'nin sosyolojisinde maalesef biz dinimizi okumak yerine açıkça yani kutsal kitabımız var. Bunu okumak yerine birilerinden dinlemeyi tercih ediyoruz maalesef. Yani bu tarikatların, evet. cemaatlerin en acısının sonuçlarını biz 15 Temmuz'da yaşadığımız halde tarikat cemaat sayısında Anadolu'da bir artış olduğunu önemli bir güvenlik bürokrasisinden çok önemli bir isimle sohbetimizde. Öyle mi? Bir dakika. yani bunları çoktan şey hadi kapattın. Deniz bir dakika tarikatların sayısında mı 2018'deki artış olmuş? 2018'deki mi? bir konuşmadan Tarikatlara e, işte gelen şeylerde mi? Tarikat mensuplarının değil, sayısı. Yönelim değil. Yani tarikat şehleri çıkmış. Ha, yeni, Hacı. yenileri çıkmış. Yani, yani. tarikat şehleri çıkmış. Yenileri çıkmış. Yani şunu söylemek istiyorum ben. Hadi bugün kapattın, sorun ortadan kalktı. Böyle olmayacağını hepimiz biliyoruz. Yani merdiven altı yapılar, şunlar bunlar. Ve bir de tabii gerçekten az önce bahsettiğimiz gibi kamuda herhangi bir kariyer planı yapılmayan ya da bir ticarethaneye dönüşmeyen gerçekten safça temiz bir şekilde dinini yaşayan tarikatlar, cemaatler var. Şimdi bunlara tabii. biz niye laf edelim? Peki. Buradaki esas problem tarikatların cemaatlerin e, e, holdingleşmesi yani ekonomiyle ilişkilenmesi ve kamuyla ilişkilerinin bir şekilde kesinlikle düzenlenmesi gerekiyor ve denetlenmesi gerekiyor. Ana Peki. problem bu. Peki. E, gelelim e, yani bilmiyorum e, Şaban Sevinç sorunuza yanıt tamam. oldu mu? E, şimdi dur biz onu tartışırız. Bir daha oradan <laughs> git gel yapmayalım. Şöyle e, bir ara, araya gireyim. E, Cemil Çiçek eski meclis <laughs> başkanı ve aynı zamanda şu anda Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Bugün bizim arkadaşımız İsmail Saymaz'a konuşmuş, demiş ki doğru olanı yargı yapmalı, yargıyı doğru yapacak bir ortamı hazırlamamız lazım. Değilse yargı da savrulur. Belki en tehlikeli, en acıtıcı, en fazla radyasyon bırakacak tartışma din tartışmasıdır. Para kaynaklarının denetlenmesi lazım. Tarikatlar için söylüyor bunu. E bu paralar nereden geliyor, nereye harcanıyor demiş Cemil Çiçek. E... Kemal Kılıçdaroğlu biraz bekle. Kısaca kısaca bir şey daha söyleyeceğim. Söyle, evet, söyle, evet. söyle Şimdi e, bugün az önce bir görüntü vardı biliyorsun e, Gürkan Acır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tabi sabah yaptığı olağanüstü toplantının haberi bize dün akşam saatlerinde gelmişti. Evet. E, ve e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu e, grubunu topladı. E, ve aslında grubuna 5 dakika 5-10 dakikalık kısa bir konuşma yaptı. E, yaptığı konuşmanın benzerini aslında dışarıda e, basın mensubu arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza da yaptı. E, ancak e, şöyle bir bilgi vereyim. E, tıpkı bizler gibi e, o toplantıyı da birçok Cumhuriyet Halk Partili e, ve to toplantının tabii içeriği, konularını da e, Kemal Bey e, arkadaşlarını davet ettikten sonra öğrendi. Ve e, bu biraz alelacele e, bir toplantıydı. Ve toplantının içeriğinde yürüyüş olacağı, oradaki Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri ve parti yöneticilerinin de orada şahit oldu. Orada öğrendi bir konuydu. Adalet Bakanlığı'na Kemal Bey'in yapacağı yürüyüş. Aslında dikkat ederseniz hava soğuktu bugün Ankara'da. Onun da bilgisini vereyim. Evet. Yani Birçok insan montluydu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi heyeti görüyorsunuz takım elbiseliydi orada. E, Kemal Bey var mısınız bizim e, benimle yürümeye şeklinde bir çağrısını e, yaptıktan sonra oradan kimse açıkçası hani tabii kapalı ortamda muhtemelen araçlarından CHP'de parti yöneticileri ve milletvekilleri bir anda indikleri için muhtemelen yanlarında montları falan da yoktu. şöyle gördüğünüz gibi hepsi zaten takım elbiseleriyle direkt çıktılar. Onlara da aslında Kemal Bey'in bu çağrısı biraz Yani şey Deniz şunu, oldu. E, cümle... e, Deniz, Deniz şunu mu anlatıyorsun? İki cümle. Deniz Deniz şunu mu anlatıyorsun? Kemal Bey saat 9'da topladı acil olarak ve 5 dakika kısa bir konuşma yaptı. Tabii, tabii. Ardından yürüyün benle orada dedi. Oldu. Yürüdüğünde kimse paltosunu, montunu, kabanını alma fırsatı bulamadan Kemal Bey'le beraber yola koyuldu. Tabii. Ankara'da ben bugün hatta görüntüyü tabii, görünce tabii, dedim tabii. ki ya Ankara'da hava ılıman mı acaba? Bu kadar rahat yürüyorlar. Sen de diyorsun ki hayır paltolarını alma fırsatı bile bulamadılar. Hemen yola koyuldular diyorsun. Öyle mi? Bu yani bu konudan çıkınca zaten bugün birkaç daha bilgi vereceğim. Tabii Kemal Bey'in yakın kurmayları bile son dönemdeki Kemal Bey'in çıkışlarından biraz son dakika haberleri oluyor. Tıpkı Peki. başörtüsü evet. çıkışında olduğu gibi şunu da söylemek istiyorum. Gürkan ağacım gerçekten insanın kanını donduran bir konuya şahit oldu Türkiye. İnsan ister istemez empatik empatik bakıyor duruma. Benim de 6 yaşında bir kız çocuğum var. Ee, yani bu konuyu e, bizim sonuna kadar bu konunun üzerine gitmemiz gerekiyor Peki. E, kamuoyu olarak. Peki. Yani bunun <laughs> ne, ne güzel dinimizle ne başka bir şeyle e, alakası yok ama böyle bir gerçeklik var. E, bu konuda sonuna kadar hepimizin üzerine yani hangi nereden olursak olalım bu işin sonuna kadar gitmemiz gerekiyor ki tekrar yaşanmasın. Peki